diyoruz. Bir deplasman. Başakşehir geçen senenin şampiyon takımı. Bu sene olduğu sıralamada olduğu yere bakmamak lazım. Kaliteli oyuncuları olan iyi bir takım. Tabii Başakşehir deplasmanı da bizim son yıllarda gerçekten puan kayıpları yaşadığımız bir deplasman. Bugün burada ilk yarı özellikle çok iyi bir futbol oynadık. Ve iki kere geriye düşüp Başakşehir gibi bir takımı burada yenmek çok önemli bir galibiyet. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi kutluyoruz. Sayın Koca da Sergen Hoca cezası sebebiyle bugün lojadaydı. Yanılmıyorsam siz de onunla birlikteydiniz. Evet. Maçtan sonra da futbolcular Sergen Hoca'nın bulunduğu lojaya doğru gittiler. Bir alkışlar oldu. Neler yaşandı? Hem lojadaki o atmosferi aktarabilir misiniz? Hocamız maalesef cezalıydı ama Murat Şahin hocamı da tebrik ediyorum. O da sağ kenarında gayet iyi bir performans gösterdi. Hocamız mutlu. O da şampiyonluğa odaklanmış durumda, kenetlenmiş durumdayız. Bu arada yani hocamızla alakalı oluşan spekülasyonlara, konuşulan konulara da sözleşme konuşuluyor. Gelecek sezonla alakalı hiç gereksiz konuşmalar oluyor şu anlamda. Dinlendirilen konuşmalar oluyor. Bizim hocamızla alakalı hiçbir problemimiz yok. Gayet mutlu, mesut bir şekilde. Hocamız bizden memnun, biz ondan memnunuz. Beşiktaşlar, taraftarımız, camiamız bu noktada endişe duymasın. Hocamızla biz bir şekilde beraber inşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Sayın Koca da bugün Beşiktaş kazandı ama bir penaltı pozisyonu var. Siz önünüzdeki monitörden de hocadan da takip etmişsinizdir. Hem hakem performansı hem de penaltı pozisyonlarıyla ilgili ne söylersiniz? Tabii benim gördüğüm iki pozisyon var. VAR'ın müdahale etmesini bekledik biz de ekrandan izlediğimiz kadarıyla. Müdahale olmadı. Tabii biz sahada mücadele verip sahada maçları kazanıp ilerlemek üzerine kurduğumuz bir yöntemimiz var. Biz bugün kazandığımız için mutluyuz ama VAR'dan da gelmeyen iki tane penaltı var diye düşünüyorum. Bunların değerlendirmesini kamuoyu yapacaktır. Biz sahada oynayıp sahada kazanmayı istiyoruz. Öyle umuyoruz. Bağırıp çağırıp seviyesi düşük benzetmelerle ne hakem camiasını ne Türk futbolunu yukarı taşıyacağımızı düşünmüyorum. Bizim de tarzımız bu şekilde değil. İnşallah maç maç bakıyoruz. Önümüzdeki maçı da kazanıp sene sonuna doğru şampiyonluğu hedefliyoruz. Sayın Koca da salı günü bir kupa mücadelesi var. Evet. Yine Melipol Başakşehir'de. Ardından bir derbi maçı var. Bu maçlar üzerinde neler söylersiniz? Tabii kupa da çok önemli bizim için. Yani lig başında iki tane hedef vardı. Kupa, lig. Bunlardan ikisinde de yarışın içindeyiz. Kupada da inşallah finale kalmak istiyoruz. Daha sonrasında Fenerbahçe derbisi var. Tabii şu an ligin sürecinde her maç 3 puan. Biz maç ayrımı yapmıyoruz. Tabii ki derbi mücadelesidir. Ama bugünkü 3 puan kadar ne kadar değerliyse oradaki 3 puan da öyle değerli. Ondan sonraki maçta da alabileceğimiz bir 3 puan o kadar değerli. Bu süreci böyle götüreceğiz. Sayın Koca da son 6 maçta 6 galibiyet. Bu yolun sonu nereye gidiyor? Gerçi açıklamalar yaptınız ama. Evet, inşallah şampiyonluğa gidecek. Yani hedefimiz, ümidimiz o ama bizim ne kadar şansımız varsa rakiplerimiz de arkadan geliyor. Onlar da maçlarını kazanıyorlar, puan kaybediyorlar. Biz kaybetmeden ilerlemeye çalışıyoruz. Kaybetmeden ilerleyip şampiyon olmak istiyoruz. Sayın Koca'dan şunu sormak istiyorum. Beşiktaş'ın kadrosunun kısıtlı olduğu söyleniyor ama Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş'ın oynadığı söyleniyor. Siz kadronun kısıtlı olduğuna inanıyor musunuz? Ben ona katılmıyorum. Beşiktaş kadrosunda yedek kulübesinde de çok ciddi isimler var. Geçen sene bu ligde çok iyi performans göstermiş isimler var bizim yedek kulübemizde. Ben onu o sene başından beri yaratılmış bir algı. Biz onun sene başında da bu şekilde cevap verdiğimiz zaman insanlar bizi eleştirdi. Takımımızın iyi olduğunu söylediğimiz zaman transferler yetersiz dendi. Ama bizim kadromuzun kısıtlı olduğunu çok düşünmüyorum. Sayın Koca'da bir puan planlaması yapılıyordur. Şu anda 63 oldu Beşiktaş. Önünde 12 maç var. 99 puan toplama durumu var. Ama
ligin bir şampiyonluk baremi de vardır. Siz kendi içinizde yönetim olarak veya teknik kadroyla konuştuğunuzda şampiyonluk puanı, şampiyonluk baremi size göre ne olur? Böyle bir planlama çıkarımı yapabiliyor musunuz? Ya tabii o matematik hesapları yapılıyor ama henüz çok erken. Henüz çok maç var. Bu maçlara bir bir bakıp gitmek lazım. Arkada bir adım önde gibi olabiliriz ama arkada da kovalayan diğer rakiplerimiz var. Üç büyük kulüp şu an şampiyonluk mücadelesi veriyor. O yüzden her maç bakarak kazanmak için ilerliyoruz. Hüseyin Koca da Rozier'de bir Süper Lig kulübünün talip olduğu söyleniyor, iddia edildi. Böyle bir bilginiz var mı? Rozier tasarrufu nasıl? Yani o gün 3 geldi bana. Duydum, gün 3 geldi. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim Sayın Koca da. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Beşiktaş As Başkanı Emre Koca'dan açıklamaları böyleydi. İki penaltıdan bahsetti. Konuşacağız biz de. Pozisyonlarda inceleyeceğiz. Sizlerle de fikirlerimizi paylaşacağız. Kim sordu? Bizim arkadaşlardan biri sordu. Şampiyonluk puanı genelde ligin 2.10'dur. 40 ile çarparsan 84 olur. Hı-hı. Çok basit. Beşiktaş 63'ü buldu. 21 puan daha lazım 2.10 ortalamayla. 21 puan da önümüzdeki neredeyse bir maçı, her iki maçtan birini kaybetmek demek yani. Kaybetme kredisi. Kaç maç var? 12 maç var. 5'ini kaybet. 21 puan al. 84'te işi bitirirsin. Hele öyle o 7 maçın arasında Galatasaray ve Fenerbahçe olduğu takdirde zaten 6 tane kaybetti. Yani hiç önemli değil. Yani arkadaşlar sorduğu için söylüyorum. 2.1'dir normal standartta Türkiye'de şampiyonluk puanı. 2.16'yı falan bulan zaten çok uzak ara şampiyonluk. O 34 maçlık sistemde. 2.10 kabul edersen, tamam mı? Beşiktaş'ın 21 puana ihtiyacı var. 12 maçı var ve sadece 7 galibiyete ihtiyacı var. Ilgaz Şınar tam da maçı konuşuyorduk evet. Biz de. Yani Alex için direkten dönen şutu, yani ilk pozisyon oydu. Başakşehir maç içinde belki de çok az yapmış olduğu temaslı baskıyı iki kere yaptı orada. İki kere top kazandı Başakşehir. Yani ilkinde kazandı Beşiktaş. Tekrar topu ele geçirdikten sonra bir daha temaslı baskıyı yaptı. Topu kazandı. Orta işte Beşiktaş'ın savunmasının dağıldığı, daha doğrusu yer kaybını biraz yaşadığı pozisyonlardan bir tanesiydi. İkinci yarı daha kötü futbol oynayıp iki golle buluştu. Beşiktaş eşit ağırlıklı iki yarıda, hatta ikinci yarı daha da iyi oynamak kaydıyla karşılaşmayı kazanma başarısı gösterdi. Detaylara bakarız, kutluyorum. Muhteşem bir performans. Beşiktaş bir de bu akşam bir şey daha kazandı. Eğer son dakika bir stüdyoya girerken bir sarı kart olmadıysa Rozier, Gezal, Necip ve Josef de Souza 4'te 4 sarı kart görmeden maçı bitirdiler. Yok, şu o da çok değerliydi. Beşiktaş adına derbi öncesinde şampiyonluk yolunda şampiyon gibi oynamaya devam ediyor Beşiktaş. Dolayısıyla son maçlarda biraz kırılmıştı futbolu. Bu akşam tekrar bana 4-5 hafta önceki mağlup olduğu Trabzon maçındaki de futbolu hatırlattığı için medyonun şükranız. Bu arada bir not ekranlarda yansıdı. Aboubakar ve Larin 99-2000'den bu yana aynı Süper Lig sezonunda 14 golden fazlasını atan ilk Beşiktaşlı oyuncular oldular. Larin bu akşam yine golünü attı. Aboubakar'ın bir şutu da direkten dönmüştü. Beşiktaş Süper Lig tarihinde de ilk kez Başakşehir'i aynı sezondaki iki maçta da mağlup etti. Ama bu Başakşehir serisi Beşiktaş'ın hafta içerisinde de devam edecek. Bakalım kupada nasıl bir sonuç alacak Medipol Başakşehir'in.